yapacağız. Neden yapacağız? Şu an vlog çekmeye çalışıyorum. Çünkü ben Viyana'ya geldiğimde, ya Viyana gelmeden önce araştırma yaparken Viyana hakkında çok böyle YouTube'da video yoktu. Yani çok bir bilgi edinememiştim Erasmus kısmı ile ilgili yani. O yüzden birinin bunu yapması gerekiyordu güzel bir şekilde. Ne kadar güzel yaparım onu bilemiyorum. Çok detaylı bir şeyler de hazırlamadım ama bugün Viyana Erasmus yurt vlogu çekiyoruz. Benim yurdum, daha doğrusu merkezi bir yerde bayağı. Merkezi olduğu için tabii kiraya etkiliyor. Apartman hani dairesi ama bir hani öğrenci yurt şirketinin sahip olduğu bir yer. 4 kişi kalıyorduk ilk başta. Sonra 2 kişi gitti, 1 kişi daha geldi falan. Hani bir şey oldu. Ama hani genel olarak dönem boyunca 4 kişi kaldı. Merkezi olunca uyguna oda bulabilmek için hani şey gerekiyor biraz. Yani bir şeylerden feragat etmek gerekiyor. Mesela merkezi bir yer istiyorsun, ucuz istiyorsun. O zaman oda arkadaşın olacak. Yani odayı paylaşacaksın. Viyana için böyle hani diğer şehirler için bilemiyorum şu an ama Viyana için böyle. Şöyle şeyler var tabii. Merkezi yerlerde tek kişilik ucuza kalabileceğiniz yerler olsa da onlar hani çok önceden kapılmış oluyor. Zaten uzun süreli kalan, çoktan gelmiş olan ya da yıllardır burada okuyan insanların oluyor genelde oralar. Yurt şirketleri için konuşuyorum. Tabii ben özel apartman olarak hiç bakmadım daha önce. Ve ben de geç başvurduğum için tabii ki yer kalmamıştı. O yüzden mecburen merkezi bir yer istediğim için, hani her yere kolay gidebilmek adına. Merkezi bir yerde oda paylaşımlı şekilde bir daire tuttum. Yurt şirketiyle çalıştım aslında, çok kolay oldu. Yani linkini bırakabilirim aşağıya. Eğer bu videoyu izleyip de hani gerçekten Erasmus'a gidecek olan varsa bir yanına da. Ben bayağı memnun kaldım ama hani kefilim de demiyorum, o kadar da değil. Sadece memnun kaldım, bir sıkıntı yaşamadım, çok güzeldi. Henüz daha ayrılmadığım için yurttan depozito kısmını, yani yatırdığım depozitoyu nasıl, ne kadar geri alacağım falan onu bilmiyorum henüz. O yüzden tam bir memnuniyet şeyi şu an yapmak istemiyorum. Düşünüyorum başka ne diyebilirim burayla ilgili göstermeden önce. Aylık 360 euroydu. Dediğim gibi 4 kişi kalıyorduk. 2 oda, yani her odada 2 kişi kalıyor. Şey güzel, şansımıza bu apartmanın en üst katındaki odayı verdiler bana. Ve buranın kendine ait bir terası var. Teras gayet büyük. 2 tane büyük masa var. 8 tane sandalye falan var. O açıdan o çok iyi oldu. Yani o bayağı bir şanstı benim için. Odalar 2 kişilik olmasına rağmen dediğim gibi bu kattaki oda çok büyük. Yani internet sitesindeki şeye kıyasla, fotoğraflara kıyasla gerçekten daha büyüktü ve bu iyi oldu tabii ki. Odaları ve evi biraz gösterebilirim. Evet, apartmanın giriş kapısı burası. Ama aslında bu apartmanın giriş kapısı 5. kattayız şu anda. Ama burada da bir ekstra kapı var asansörden çıkıldıktan sonra. Ve burada minik bir balkon var. Burada çamaşır falan kurutuyoruz. Burada binaları görüyor. Burası hatta bir lise diye hatırlıyorum. Bu şekilde ufak bir balkon. Ama hani buranın manzarası pek güzel değil çünkü hani bir şey görmüyor. Ama çamaşır kurutmak için kullanıyoruz. Apartman bu şekilde. Gayet geniş. Kapıdan 38 numara. 5. kat 38. Kapıdan girdiğimizde burası ortak alan. Dağınıklığın kusuruna bakmayın. Çünkü ben 3 gün sonra gidiyorum ve hani temizlik falan yapılmadı yakın bir zamanda. O yüzden biraz dağınık. Ortak alanda ufak bir masamız var. 4 sandalyesi var onun. Sandalyenin biri bu tarafta. Tam karşısı banyo. Buradaki minik balkona buradan da çıkılıyor. Burada 4 kişilik bir daire olduğu için 4 tane dolap var. Burayı genelde valizleri koymak için kullanıyoruz. Ben şu an benimkini indirdim çünkü bir şeyler düzenliyorum. Burada 1. oda var. Yan tarafta da hemen 2. oda var Dolabın yanında.
Burası benim odamdı. Ben ve oda arkadaşımın odası. Bir tane buzdolabı burada var. Bir tane de buzdolabı içeride var. Burası da mutfak. Burada ayakkabılık. Mutfakta, yani minik bir mutfak. Dağınıklığın tekrar kusuruna bakmayın. Çünkü arkadaşlarım yemek falan yapıyordu şu an. Bir şeyler bırakmışlar. Bayağı bir dolap var. Hani herkese 4 kişiye yetecek kadar dolap var. Ben şahsen 2 tanesini kullanıyordum ve yetiyordu. Neyler beraber geliyor apartmanla birlikte? Mikrodalga geliyor. İşte tost makinesi, fırın. Fırın değil gerçi, ocak var, fırınımız yok. Yangın ihtimaline karşı hani sadece elektrikli bir ocak var. Onun dışında buzdolapları var 2 tane. Kahve makinesi geliyor. Bu şekilde bir mutfak. Aynı zamanda benim aldığım dairede hani bu nasıl desem, yani mutfak araçları da birlikte geliyordu. Mesela benim dolabım burası. Burada birkaç bir şeyim var şu anda. Mutfak bu şekilde minik. Hani mükemmel değil. Ama kesinlikle iş görüyordu. Çünkü çoğu zaman evde yemek pişirip yiyordum. Ve işe yaradı. Şimdi banyoyu da kısa bir şekilde gösterebilirim diye düşünüyorum. Ama ne kadar da falan o kısma dair pek bir fikrim yok. Banyo bu şekilde, yani klasik. Duşu var. Yani bayağı klasik bir banyo. Çok gösterecek bir şey yok burada ben. Minik biraz, evet. Yani banyo ve tuvalet, yani daha doğrusu duşakabin ve mutfak genel olarak, bu da ikinci oda. Minikti ama hani her türlü iş gördü ve bir sıkıntı çıkarmadı kesinlikle. Çok şanslı bir şekilde ve yani ben bayağı memnun kaldım. Burada bir ayna var. Aynadan aynı şekilde orada da bir tane var. Şimdi odaya girelim. Burası dediğim gibi 2 kişilik. Odalar 2'şer kişilik burada. Burada tam burada bahsettiğim büyük balkonumuz var. Terasımız var. Orası çok güzel. Odanın tekrar dağınıklığını kusura bakmayın. Burada bir yatağım var. 2 tane komodin var. Masa ve üstte bir raf var. Bu taraf benim tarafım. Benim de şu an biraz dağınık. Çünkü valiz hazırlama aşamasındayım. Tekrar Türkiye'ye dönmek için. O yüzden biraz karışık bir yer. Çok bakmaya gerek yok. Burada da ev kuralları, yani temizlik şeyi var bu apartmanın. Her hafta gelip bir gün temizliyorlar. Onunla ilgili şeyler yazıyor. Şu tarafı çok hani detaylı göstermeyeceğim. Burası da arkadaşımın kaldı. İkinci taraf. Buradan da terasa çıkılıyor. Bu teras yani kesinlikle yaz ayları için mükemmel oldu. Çünkü yani hem büyük hem kapıyı açınca serinlik geliyor. Ve şimdi şöyle bir şey var. Yan taraftaki teras da bizim binanın ve bizim dairelerin, yurdun yani. Ama mesela orada 5 oda var ve 5 oda o büyük terası paylaşıyor. Bizim şansımız, bizim apartmanımızın sadece, yani bu teras sadece bizim apartmanımıza ait. Bu şekilde bir tane masamız burada var. Benim burada solmuş çiçeklerim var. Bir ara bakıyordum onlara. Bir masamız da orada var. O da zaten ikinci oda ve ikinci odanın masası. Ve teras çok büyük. Burada buluşmalar yaptık, şeyler yaptık. Hatta doğum günümü burada kutladık bir kısmını. Çok güzeldi. Buranın manzarası kesinlikle daha güzel. Burada gökyüzünde çok güzel böyle gökkuşağı falan bile çıkmıştı bir ara. Kesinlikle yani güzel. Ve burada da aşağıya bakacak olursak da 5. kattayız dediğim gibi. Çok bir şey yok. Bir yol var. Şurası da ana cadde. Josefstadterstraße. Ana cadde. Buradan inince de zaten Viyana'nın en ana kısmı olan Rathaus, Rathaus Park, Volksgarten, Burggarten o kısma iniliyor bu yolun sonunda. Aynı şekilde bu yolun sonunda da bir tane Türk mahallesi var. 10. bölge değil, 10. bölgedeki Türk mahallesi değil ama 7. bölgedeki Türk mahallesi de bu yolun devamında oluyor. O yüzden yani Türk marketlerinden falan bir şeye ihtiyacım olduğunda gitmek kolay oluyordu. 10. bölgeye gitmektense kesinlikle daha iyiydi. Bu şekilde.